İyi günler arkadaşlar. Bugün elimizde Sony'nin bir hard diski var. Tabii bunlar harici hard disk, bilgisayara takılanlardan değil. Ve bunu n11.com üzerinden satın aldım. Yaklaşık fiyatı da 185 liraydı. 1 TB hard disk olmasına rağmen normalde 200 liraya, 250 liraya kadar da çıkan ürünler var. Ama aralarında pek bir fark yok. Ben sırf bu metal olduğu için aldım. Ama bu biraz daha kalın tabii. Daha inceleri, güzelleri var başka markaların. Evet, hemen ürünümüze bakabiliriz. Tabii Allah razı olsun, kargoyu gönderen firma çok şey gönderdiği için. Hemen. Evet, n11.com üzerinden. Tabii yanlış kutuyu açmıyorsak tabii. Bugün başka bir siparişimiz daha vardı. Evet, doğru kutuyu açmışız. Üzerimizden belgemiz çıktı. 185 lira olduğu burada yazıyor. Böyle de Murat Online Ticaret diye yazmışlar. Ha bir de güzel bir şey var. Mesela size kart okuyucu veriyorlar SanDisk'in. Bu tür tabi güzellikler yapmaları her zaman kullanıcıyı veya alıcıyı sevindiren durumlardır. Bakalım şöyle küçük bir şey, hani maksat kart okuyucunuz da olsun. Güzel bir ürün. Teşekkürler düşünmeleri. Çünkü zaten en ucuz buydu. Hani bunun en ucuz olup bir de içinde kart okuyucu vermeleri güzel bir özellik. Çünkü aynı ürünü 200 liraya, 230 liraya satan da var yani. Ben 185'e aldım yani. Böyle durumlar oluyor maalesef. Biraz yanlış bir durum tabii ki. Olabiliyor tabii ki. Evet, üzerinde bakarsak modeli HDB1 diye geçiyor. Windows 10. Ben bunu macOS için de uyumlu diyor. Zaten uyumlu olmasa formatını değiştirecektim. Çünkü Mac kullanıyorum. Burada ilgilenen arkadaşlar varsa onlara da birkaç hani bilgi vermek isterim. Böyle de bazen değerlerini falan söyle diyorlar. Gerçi onu yine internette de bulabilirler. Burada pek bir şey ben göremiyorum. Onun dışında 3 yıl garantisi var. Onu biliyorum. Şöyle kutuyu gösterebilirim. Ha, bu şey 3.0 desteği var. İyi, bakalım. Evet arkadaşlar, kablomuz burada. Hatta isterseniz onu da hemen açayım. Sizlere şöyle bir kablomuz. Zaten ucunun mavi olmasından da belki anlamışsınızdır USB 3.0 olduğunu. Kablomuzun uzunluğunu tam olarak bilemeyeceğim. İçinden her zamanki gibi kağıtlarımız çıkıyor. Ve asıl hani mevzuya gelmeden önce bir daha şunu da çıkarayım. Bak, içinde bir şeyler unutmuşlar. Yine bir kağıt. Böyle bunları atabiliriz. Daha başka bir şeyimiz kalmadı çünkü. Evet, asıl mevzu burada. Asıl bomba burada. Şimdi bu cihaz hakikaten sırf metal olduğu için hani aldım. Diğerleri de yaklaşık bu fiyat, hatta daha pahalıydı. Ah be, yanlış yapmışız ya. Ben bunu metal sanıyordum ya. Oo, internette metal diye gösteriyor ya. Böyle metalmiş gibi. Ben bunu metaliyle karıştırdım. Bir yerde de metali vardı. Çok hata yapmışım ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Aldık bir kere. Bir hata yaptık. Arkadaşlar sizler de hani alırken lütfen dikkat edin. Benim gibi yanlış bir duruma düşmeyin. Ben yoksa bunu almayacaktım. Daha ince, küçük ve hoşları vardı. Arkadaşlar ürünümüz böyle.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Almak isteyen arkadaşlar hani ben kullandığımda memnun musunuz diye soracaklardır. Onları da hani sorduğunuzda cevabını veririz inşallah kullandıktan sonra. Teşekkür ederim.